Merhaba arkadaşlar. Enka, Gözde, Flav, Biryat, Pardus girişim hisselerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, Enka hissesinde önceki videolarımda izlediyseniz ne dediysem oldu arkadaşlar. Yani şuradan çok güzel bir bölümden tepki aldı ve burada da gösterdiğim gibi tekrardan yükselişine devam etti. Fakat gelelim günümüze. Burada şu mumu teyit alma mumu diye adlandırırsak ve yarınki açılacak olan mum yukarı yönlü olursa yükselişin zayıf yönde ilerleyeceğini söyleyebilirim. Yani pazartesi günü şuradan şöyle geldi diyelim mum. Şurada zaten güzel bir engeli var. Buradan büyük ihtimalle şamar yiyip tekrardan bu teyit aldığı, yani şu güzel mum dedim ya, teyit mumu diye, bu bölgeye tekrardan gelip yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Yani buradan devam eden bir yükseliş en fazla maksimum gidebileceği seviye 36 lira civarı. Yani buradan illaki bir tokat yemesi lazım. Daha sağlıklı bir yükseliş için. Enka hissesinde söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gözde hissesine geçelim. Evet, Gözde hissesinde de belirlemiş olduğumuz destek noktaları güzel çalıştı arkadaşlar. Fakat şurada şunu söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde. Burada şurayı temizleyeyim arkadaşlar. Bir dakika. Daha net görelim. -25 civarı güçlü bir direnç noktası arkadaşlar. Yani bu güçlü direnç noktası nasıl? 1, 2 ve 3. Burası yeterli bir güçlü direnç. Yani sen bu güçlü bir direnci tek bir destek noktasıyla kırıp geçemezsin. Yani bu bölgeye gidip gelecek, gidip gelecek. Sonra burayı kıracak ve yoluna öyle devam edecek. Başka ne söyleyebiliriz bu hisse için? Yani 15 liralık fiyatı tekrardan bir test etmek isteyecek arkadaşlar. Yani şunu da söyleyebilirim. 15 liradan aldın, 18 liradan çıktın. Buradan tekrar 15 liraya geliyor. 15 liradan aldın, 18 liradan çıktın. Şu seviyelerden aldın, çıkma derim ben bence. Buradan devam edecektir hareketine. Yani şu an tahminimi söyledim. Belki al sat fırsatı verebilir kısa zamanda. Gözde için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Flop hissesine geçelim. Flop hissesinde de gaplı bir çıkış var arkadaşlar. Şurası gaplı. Bu gapı muhtemelen kapatmak isteyecek. Burayı kapatayım derken de muhtemelen 9 lira 20 kuruş fiyatına tekrardan gelecek. Buradan tekrardan destek bulup yoluna devam edebilir. Pardon. Çizgimizi oynattık. Buradan desteğini bulup yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Yani şuradaki benzer hareketi yapabilir arkadaşlar. Flop hissesi için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ve bir yat hissesine gelelim. Arkadaşlar bir yat hissesinde ben 676 liralık fiyata önemli bir destek bölgesi olarak çizgimi atmıştım. Peki bu çizgi gelir mi? Ya benim düşünceme göre gelmesi muhtemelen. Gelecek yani. O bölgeye gelecek. Ama bugün, ama yarın, ama haftaya belli olmaz. Yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu aklımızda kalsın. 780 lira fiyatı bizim kritik bir
destek seviyemiz arkadaşlar. Neden kritik? Bakın arkadaşlar, burada direnç bölgesi olarak çalışmış. Şurası. Burada direnç bölgesi olarak çalışmış ve buradan çıkarken bir destek çalışması da yapmamış yani. Burayı onaylamamış arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi günümüze yakın bölüme geldiğimizde burada sadece bir sefer bir destek çalışması yapmış. Yani bu bölge zayıf bir bölge. Ama burayı güçlü diyebilmem için ne yapması lazım? Şu anki 900 liralı fiyatta. Buradan geri geldi 780'e. Çıktı 900'e, geldi 780'e. Derim ki bu buradan kırmazsa, yukarı yönlü hareketlerine devam ederse burası güçlü bir bölge. 780 lira kırılmaz bir bölge diyebilirim. Bunu diyemediğim için ben 676 liraya güzel bir destek seviyemi atmışım. O bölgeye geldiğinde ben hiç düşünmeden bu hisseye girişimi yaparım. Ondan dolayı biraz bir yat hissesini izlemeye aldım arkadaşlar. Söylediklerim kesinlikle al sat yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben sadece kendi bilgime dayalı olarak hisseleri inceliyorum. Fikir uyar uymaz. Orası benim sorunum değil. Pardus girişime gelelim arkadaşlar. Pardus girişimde ben bu fiyatlara bedava diyebilirim. Nasıl bedava diyebilirim? Sadece 4 lira 50 kuruş seviyeleri, 4 lira 60 kuruş seviyeleri en önemli destek bölgesi. Buraya gelebilir mi? Gelebilir. Bir yat hissesinde söylediğimi burada da tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın buradan çıkarken ne destek var ne onay var. Anladınız mı? Onun için burası güçlü bir bölge değil. Burada bakın bir kere destek çalışması yapmış ve ikinciye geliyor arkadaşlar. 6.06'ya tekrardan geliyor. Eğer burayı aşağı yönlü kırarsa 4 lira 50 kuruş diyelim. Maksimum seviye bizi orada karşılayacak. Ve burada düşüşün bittiğini söyleyebilirim. Şu an bu bölgeden geri döner, geri çıkar, geri döner, geri çıkarsa en önemli destek seviyesi 6.06 derim. Ve bir dahaki 6.06'yı gördüğümde de girişimi yaparım arkadaşlar bu hisse için. Şu an fiyatı makul seviyede. Kısa zamanlı bir yükseliş beklemiyorum, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani minimum 6 ayı var gibi duruyor bu hissenin. Pardus girişim için de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.